Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Seven Days to Die oyunu ile karşınızdayım. The Spencer Mansion Incident, yani Spencer Konağı olayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son buraları halletmiştik. Bir tane şaf bulduk. Bir de bir tane metal obje bulduk. Bunu da bakacağız bakalım nasıl olacak. Şimdi bunun ikinci parçasını bulmamız lazım. Bunların işi komple bitti. Şunların işi bitti. Bu arada Gyro'nun bir tekerini daha bulduk. Motoru var. Yani bir teker bir akü kaldı. Bir de parçaları toplamak kaldı. Şimdi gidelim şu Hermetdor'ları bir gezelim. Yalnız pompalı kalmamış. Bıçağım da ver abi benim. Ondan sonra mermi bassaydık. Magnum'u da alsak, Magnum'u da alalım ya. Bir tane de sağlık alalım. Aa, burası da açılmış.
Buradakiler spawn oldu da nereye gitti onlar? Bunlar almaz ama. Şuradaki benzerleri alalım da en azından. Golden Rock'la Chrysanthemum ve kahvede vardı. Bir de Yuka'da vardı. Burası değil miydi lan? Neresiydi? Ha, şurası. Hunter var valla. Bir tane de şurada bir yerde bir balkon vardı. Abicim biz şimdi nereye gideceğiz ya? Biz buradan gideceğiz herhalde değil mi? Biz buradan gideceğiz. Burayı bir daha temizleyeceğiz. Olamadı abi. Yeni temizledik burayı burada.
Burada bir hunter daha var. Ama hiç vuruş açım yok yani. Ay ay. Ulan ne ölmez bir şeymiş bu.
Bu biraz mal bu arkadaş. Ha, burası zaten yemek odasına geçmiyor mu abi? Abicim ya. Boşu boşuna dolaştık o kadar yolu. Ama yani hani burası da ocaklı yere çıkan yer. Hiç yavaşlamıyor, hiç yavaşlamıyor. Red diyeceğim tuttum. Aynen. Dur lan, sigara aldım. Ya sigaret de gitsin ya ama. Uğraşamayacağım şimdi boyasıyla, plastiğiyle falan. Kemik falan da var aslında burada ama. Burası bu kadar mı abi? Ya plastik istesek aslında bir dünya var, kemik, plastik. Deri, deri. Ha, deri gelemedi. Kemiğe ihtiyacımız yok. Yani yapıştırıcı yapacak kadar kemiğimiz var. Bayağı bir kemiğimiz var. Bayağı bir suyumuz var. Ondan sonra şu holdeki
getirebiliriz buraya. Şu makul şeyini bırak. Şu Helmet Doro'yu da bırak. Gene gideceğiz. Bir de daha diskmiş falan filan bir şeyler. Bu diskler ne olacak onları da bilmiyorum. Şimdi bir tane şuradan bir tane yumurta yiyeyim. Yumurtalı ekmek bir tane daha yiyeyim. Bunları harcayabiliriz yani sıkıntı yok. Ondan sonra mermileri tamamlayalım. 7.62'leri yine sıktık herhalde. Burası Helmet Key. Demin açtığımız. Bak jogging.
Ay ben ne yapıyorsam şunu şunu. Şu yanan adam koşuyor. Oha. Hiç yavaşlamıyor ya şu. Bir 115 denk gelmedi şuna. Burası bu kadar herhalde. Buradan ne aldık biz abi? Şey aldık. Şaftın öbür parçasını aldık. Şimdi tekrar bahçeye. Bu sefer altta. From Journal. Hadi be. Burası var. Bunları unutmuşum.
Burada da var. Diğerlerini toplamayacağım. Çok önemli değil şu an için. Bayağı da bir burası oldu. Basalım. Basalım abi. Şimdi şunu şöyle koş. Kaç tane var? 17. 13 tane lazım. Şatkan mermisi de bitti. Şatkan mermisi bu sefer sahiden bitti. Şaftı öbür taraftan alırız ya. Sıkıntı yok. Şimdi ben şuradan gelmiştim de. Burası hala temiz mi bilmiyorum. Farkı yok. buradan nereden gidiyorduk değil mi biz oraya? Şuradan gidiyorduk herhalde ya. Şuradan bahçeye gideceğiz herhalde işte. Aynen. Şurada hunterlar vardı gene. Onları temizlemiştik.
Abisi ama yani ben nasıl yapacağım bunları böyle ya? Bombası atacağım. Ya da Magnum da sıkabilirim. Magnum da tek atar. Ama mermisi çok az Magnum'un. Neyse el bombası bir dursun bakalım da kendimizi patlatmadan. Mermisizlik adama neler yaptırıyor. el bombası dursun tamam peki. De şimdi şurada köpekler de gelmiş olabilir mi? Köpekler gelmemiş. Şuradakiler gelmiş olabilir. Kaldı gitti. Allah başını gitti. Su benim su durumu nasıl abi? Water 68. Bu çok gelir ya. Bu çok gelir. Bir tane için. Aslında var ya kırmızı çay falan yapabiliriz yani. Ha iki taneden yapılıyor. Vay arkadaş ya ne pahalı her şey pahalı ya.
24 su. Bu biraz dursun bakalım. Ya da bunu şimdi içme. Bunu bir sonra, biraz sonra şey, sonra içeriz. Ben buradan mı gidiyordum lan? Ha, aynen burası. Handgun ama. Buradan aşağı merdiven var. Burada bir anahtar var. Burada da anahtarları açacağız burada. Anahtarları açıp bir yere ulaşacağız. 320. Bir tane daha molotof yapabiliyoruz. Şimdi şu oda biraz sıkıntılı. Şu oda biraz sıkıntılı. Bu bir sonraki bölüme kalsın. Bir sonraki bölüme kalsın. Bu arada en son iki tane not bulmuştuk. Onları da okuyalım bakalım ne diyormuş. 98 gece 2'de Chief of Security. Security'nin chief'i. X günü yaklaşıyor diyor. Aşağıdaki prosedürleri uygula bir hafta içinde. Prompt kesin aksiyonlar demanded yani istenir demanded istenir yani kesin kesin prompt kesindi herhalde tam emin diye olamadım şimdi. Ama yani emir veriyor. Bunları yapacaksın lan diyor. Hiç sıfır hata şeklinde böyle bir cümle. Do stars to estate. Estate'e starları çek diyor. Ki biz bir tanesiyiz bunların. And obtain Bow's raw combat data against star. Bow'un saf dövüş verilerini stars'a karşı ele geçir diyor. İki embriyo özeti. Two embryos of each mutated sample. Ha, örnek olarak diyor. İki mutasyona uğramış türden iki embriyo al diyor.
Excluding the tyrant. Tyrant da bak şey olmuş. Tyrant. Tyrant dedikleri ne ki abi tyrant? Ve de Tyrant'tan kurtul diyor. Bütün diyor Arklay laboratuvarı içindeki personelle birlikte ve test hayvanlarıyla birlikte diyor. Kurtul yok et diyor. Onların diyor ölümünü bir kazaymış gibi göster diyor. Yukarıdaki bütün prosedürler uygulandıktan sonra headquarters yani bizim genel müdürlük gibi. Headquarters yani daire başkanları daire başkanlarına diyor daire başkanlığına diyor ileriki emirler için diyor rapor var diyor sınır son zaman sınırına kadar diyor bu prosedürleri herhangi bir şeyden dolayı uygulayamazsan hemen anında rapor ver diyor bir emergency yani acil durumlar için extension number 5691 şahıslı birine bir rapor verecekmişiz. Acil durumlar için. Good luck Umbrella Headquarters yani Umbrella amirliği Umbrella Headquarters yani işte hani yönetici top yöneticiler ona en üst yönetici hesabı Umbrella Inc. Trevor, there is something handwritten. It's not dated. Bir şey diyor el yazması ve şey değil diyor. Günümünü belli değil diyor. Nothing changed. I never thought that this room is designed as an experiment would pay off like this. Hiç düşünmezdim diyor. Bu benim tasarladığım bu odanın yani deney için benim tasarladığım bu odanın böyle bu şekilde işe yaraması diyor. Burada güvenlikle saklanabilirim bir müddet. Çünkü bu şeyin resmin arkasındaki sırrı hiç kimse bilmiyor. Hatta Sir Spencer bile. Painting of the Mansion şimdi yani konağın resmi. Şeydeki art room'daki diyor. Orada bir resmin arkasında bir şey mi vardı ya? Orada resim gibi bir şey vardı da. Bence yoktur ya. O kadar da o oda. O kadar yapabilmişler bence. Kırılacak mıydı acaba duvarlarda kırılıp? Painting room'da aşağıda olmadı gideriz bir daha. Şimdi burada da Lisa var. Burada da bir bulmaca var ama bu bulmaca biraz zorlu bir bulmaca. Açıkçası burayı bir kopya çekmem lazım. Çünkü burada bir trik var. Şöyle bir o mevzu var. Buradaki elektrik düğmelerine sırayla basacağız. Sırayla basacağız. Yani bir tanesini aktif edeceğiz. Bu arada sürekli Lize'den kaçıyor olacağız. Sonra başka bir tanesini bulacağız. Onu aktive edeceğiz. Sonra başka bir tanesini aktive edeceğiz. Sonra dördüncüyü aktive edeceğiz. Dördüncüyü aktive ettiğimiz zaman bir kapı açılacak. Şu aşağıda bir kapı yoktu değil mi lan? Yok yok içeride o içeride. Ya oğlum illa düşeceğiz mi? Şuradan mı çıkacağız? Ve de oradan başka bir odaya gireceğiz. İşte o bu şey biraz labirent gibi, biraz karışık. O yüzden biraz kopya çekmem lazım. Bir bakmam lazım biliyorsun da nasıl yapmış eleman. Yani çünkü çok dar bir koridor. Sıkıştırırsa patates eder Liza. Öyle söyleyeyim. Sıkıştırmaması lazım. O yüzden atlatmamız lazım. Böyle biraz karışık bir yer.
Yani bir yandan Lüze'yi kovalayacağız, bir yandan elektrik düğmelerini kovalayacağız. Hangisi açıldı, hangisi oldu, ne oldu, neredeydiyse nerede falan. Maalesef öyle bir yer burası. Onu da yapınca da burla işimiz bitiyor. Ondan sonra zannedersem son bölüme başlayacağız. Son bölüme başlayacağız zannedersem. Son bölüme başlayacağız. Aslında yani hani o da mansiyonda, onu da göstereceğim. O kapıya sadece ilk gün baktık. İlk gün baktık. Ve de bir daha o kapıya bakma. O kapının yerini şimdilik sürpriz olsun. Belki hatırlayanlar olur hangi kapı olduğunu. Ama şey, burada işimiz bittikten sonra oradaki kapıdan artık ana laboratuvara giriş yapacağız. Ve de oralarla uğraşacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu bölümde böyle bitsin. Bir sonraki bölümde Liza'yı halledeceğiz ve laboratuvara başlarız diye düşünüyorum. Laboratuvara başlarız diye düşünüyorum. Laboratuvara başladıktan sonra da ne kadar sürecek bilmiyorum. 2-3 gün daha belki, 2-3 bölüm daha hani belki sürer mi sürmez mi? Nasıl olacak, nasıl bitecek? O işlere de bir bakacağız. O işlere de bir bakacağız. Bu arada bir tane daha level geldi. Ben son level'ımı aldım bu arada. Level alamıyor muyum ben? Daha fazla. Kaç level oldum ben? 20 level oldum. 20 level zannedersem bunda son. Zannedersem son bunda 20 level. Puan falan alamıyorum değil mi? Yok, 2 puanım var. 2 puanım daha var aslında. Puanım daha var. Yani pompalıyı verebilirim aslında. Ya da Machine Gun'a bir tane daha verebilirim. Spaces Forces. Yani şu biraz daha hasar yapsın istiyorum. Yani çünkü aslında bir tane de Boomstick'i vermek lazım. Yani belki bir tane daha eliksirim var. Bir tane daha eliksirim var. Olmazsa bunu bir kere daha kullanıp tabancadan puanı alıp bir tane boomstick ve bir tane de machine gun verebilirim. 2 puan olur. Onun dışında başka da Run and Gun, belki Furio Blows'u bir daha vermem de bir tane daha Run and Gun verelim. Ve de Sexy Tyrannosaurus'a vermem. Bir tane de Survival Instinct'e verelim. Yani çünkü bu saatten sonra hani daha doğrusu yani hani bıçakla bir yere kadar. Bir yerden sonra bıçak artık olmuyor. Bu da bizim 4 dakika sindirimimizi yavaşlatacak. Evet, bu bölümün de sonuna gelelim. Bölümü beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.